Saygıdeğer hemşerilerimiz, özellikle Kurban Bayramı'ndan bugüne kadar yaklaşık bir aylık bir zaman diliminde sıkıntısı yaşadığımızı hepimiz bilmektesiniz. Ancak geçen seneden bugüne bir örnekleme yapacak olursak, saniyede 250 litre akan Yalvaç'a tahsis edilen suyumuzun debisi 160'a kadar düşmüş vaziyette, yani %30 ile 35 arası bir kuraklık yaşamaktayız. Hepimizin malum olduğu üzere son dönemlerde bir pandemiyle mücadele etmemizden dolayı gerek gurbetçi hemşerilerimiz gerekse şehir dışındaki hemşerilerimiz son 2 senedir Yalvaç özlemini fazlasıyla yaşamaktaydı. Bu sene biraz serbestlik kararı verilmesi nedeniyle de özellikle Kurban Bayramı'ndan bugüne kadar nüfus olarak da olabildiğince bir yoğunluk yaşamaktayız ki bunu hepimiz görmekteyiz. Gerek kuraklık gerekse defalarca anons edip cezai işlem de uygulamamıza rağmen bazı vurdum duymaz vatandaşlarımızın su kullanımı haricinde, sadece içme suyu haricinde sebze sulamaya devam etmeleri, yapı kayıt belgesi alan vatandaşlarımızın kuyularındaki su olmamasından dolayı hayvan sulama, bahçe sulamada biraz vurdum duymaz davranmalarından dolayı paylaşımda bir adaletsizlik söz konusu oldu. 2014'te göreve geldiğimde abone sayımız 10.500 iken gerek yapı kayıt belgesi gerekse inşaat sektöründeki hareketlenme neticesinde bugün itibariyle 14.000 civarında su abonemiz mevcuttur. Gerek abone sayımızın artması, gerek kanun gereği yapı kayıt belgesi alan vatandaşlarımızın dağınık yerlerde olup suyu ihtiyaca göre değil, biraz zevke göre kullanmaları nedeniyle de en çok da kuraklığın etkisiyle yaklaşık bir aydır sıkıntı yaşamaktayız. Sosyal medyadan da üzülerek görüyoruz ki sanki belediye hiçbir çaba göstermeyip elimden gelen budur gibi sessiz sakin kaldı. Buna da şöyle cevap vermek isterim. Yüksek olan bazı mahallelerimiz alçak olan mahallelerdeki sudan en son faydalanmakta olduğu için ve suyumuz da yeterli gelmemesi hasebiyle özellikle Bahçelievler Mahallesi, Tabaklar Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi su noktasında en fazla sıkıntıya uğrayan mahalleler oldu. Kaldı ki ben de Bahçelievler Mahallesi'nde oturmaktayım. Bu mahallelere işte vana kesme, su vermeme gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. 1980'li yıllarda döşenen içme suyu isale hattından yenilenmemesi, bazı sıkıntılı durumlarda veya genel bir patlak olduğunda mahalle vanalarının olmaması sebebiyle bu sıkıntıyı ziyadesiyle yaşadık. 1980'li yıllarda yapılıp ömrünü tamamlayan su şebekesinin değişmesi için sadece bu gıtlık nedeniyle değil, 2014 yılında koltuğa oturduğum günden bugüne kadar yaklaşık 7 senedir yeni projenin yapılması ve İller Bankası aracılığıyla ve bakanlığın izniyle tüm altyapı projesinin sadece su değil, kanalizasyon ve yağmur suyu hattıyla beraber değiştirmek için büyük bir gayret sarf etmekteyiz. Hatta bu sebeple doğalgaz kasından dolayı da yolları sadece tamiratla uğraşıp vatandaşımızın istediği asfaltı da dökmememizin sebebi kesinlikle altyapıya bir an önce girilmesi amaçlandığı için yolları tekrar tekrar asfalt yapıp sizlerin vergisiyle hizmet etmeye çalıştığımız bir yerde fazlaca para harcanmasına sebep olmayıp milli davranmaya çalışıp yani bugün asfaltı dökelim yarın tekrar kazalım mantığında değil tasarruflu davranıp sizlerin paralarınızı çarçur etmemek için büyük bir gayret sarf etmekteyiz. Yine de günü kurtarmak amacıyla değil ikinci bir B plan olarak da 16-17 gündür de gerek devlet su işleriyle gerek sulama birliği gerekse jeolog mühendis arkadaşlarla bu bölgede kaynağa su ilavesini sağlayabilecek artezyen çalışmalarına da devam etmekteyiz. Ama tabii burada elektrik olmayan bölgeye yüksek gerilim hattının çekilmesi, jeolojik mühendislerin raporlarının yazılı olarak verilmesi ve sondaj kazılması biraz daha zaman alacak. Bu sadece bugün kuraklık yaşamamız nedeniyle değil, hepinizin en azından haberlerde öğrendiği üzere bundan sonra en az önümüzdeki bir 10 sene bu kuraklığın gün geçtikçe artacağını düşünerek gerek Hisarlı köyüne sulama göletinin yapılmasının hızlandırılması gerek altyapı projesinin sil baştan ki nüfusumuzun 60 bin olduğunu kabul ettiğimizde saniyede 100 litrelik suyu bize yetmesi lazımken bugün 170 litre suyu biz şebekenin eskiliğinden dolayı yetirememekteyiz. O yüzden şebekeyi bir an önce sıfırdan yapmak zaten bu dönem boynumuzun borcu olduğunu defalarca söylemeye çalıştık. İnşallah bu dönemde bu sorunu halledeceğiz. Orta ve kısa vadede sorunu çözebilmek için artezyen kuyunun açılmasını ummaktayız. Bunun için büyük bir çalışma sarf etmekteyiz. Hisarlı suyunun da
kanuni hakları olmasına rağmen Hisarardı köyde bahçe sulamasından artan vakitteki özellikle son iki gündür geceleri kendi kullanmaları gereken suyu bize tahsis etmektedirler. Sizlerin aracılığıyla teşekkür etmek isterim. Bu konuda yoğun gayret gerek kaymakam vekilimiz gerek belediyemiz fen işleri yoğun bir gayret göstermekteyiz. İnanın elimizden gelen çabayı fazlasıyla göstermekteyiz. Yine malumunuz olduğu üzere nüfusun artması ve milletin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaması nedeniyle 300'lü vakalarla tekrar koronavirüs belasıyla karşı karşıya geldik. En azından temizlik imandan gelir düsturuyla caddelerimizi, sokaklarımızı deterjanlı suyla ki bu yoğunluktan dolayı gerek ufak bir çocuğumuzun yediği dondurma lekesinden tutun, arabaların yağı, is lekeleri bunların temizlemek için de bir gayret göstermekteyiz. Tabii vatandaşımız hakkı olarak önce çeşmeden su akıtılması, buraların yapılıp suyun çarçur edildiği gibi mana çıkarılmakta. İtfaiyemizin şebekeden su alması diye bir durum söz konusu olmayıp itfaiye bölgesinde açmış olduğumuz artezyen kuyudan sağladığımız suyla bu temizlik devam etmektedir. Yani çeşmeden su akmıyor diye yol caddelerimizin temizliğine de bakmamazlık yapmamamız lazım. Bu konuda da serzenişte bulunan vatandaşlarımıza bu izahatı yapmak zorunda hissettim kendimi. Bir diğer husus, bugünlerde mevsimsel olarak grip, ishal gibi sorunlar artmakta. Doktorlarımız da her zaman olduğu gibi suya bahane bulmakta. En az haftada bir ilçe sağlık grubunca ve bizim tarafımızdan gerek kaynak gerekse herhangi bir çeşmeden su numunesi alınmakta. Yani biz her halükarda vatandaşımıza su sağlıyoruz. Sağlık olup olmaması önemli değil noktasında bakmamaktayız. Elimizden gelen tüm çalışmaları yapıyoruz. Şu an çeşmenizden akan sularımızda hiçbir problem sağlık açısından yaşanmamaktadır. Ve kaldı ki yine bazı arkadaşlarımızın dedikodu kültürüyle kanalizasyon karıştığı gibi bir iddia söz konusu. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değildir. Mevsimsel ve geçici olarak yaşamış olduğumuz sorundan dolayı tüm belediye çalışanları adına belediye başkanlığı olarak yine de bir özür beyan ederim. Ama vurdum duymaz olan aman ben 4 tane sebze ektim bundan ne olacak deyip sebzesini sulamaya devam eden ve bizim gözümüzden kaçan kıyıda köşede yine içme suyu elzemken halı yıkamaya devam eden vatandaşlarımızı da son bir defa sağduyuya davet etmek istiyorum. İnşallah en kısa sürede tüm çeşmelerimizden 24 saat boyunca su akacaktır. Bu noktada çalışmalarımız devam etmektedir. Bu arada yalvacımızın yerleşim yerine uzak bölgelerde kanun gereği yapı kayıt belgesinden dolayı sulama suyu vermekte idik. Ancak mevsimsel kuraklık ve sorunun çözümü sağlanıncaya kadar geçici olarak bu bölgelerin suyunu verememekteyiz. Bu noktada da bu hususun bilinmesini vatandaşlarımıza sizlerin aracılığıyla bildirmek isterim. Sağlıcakla kalın.